sağlık kavramları açısından görme engelli bireyler hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Birleşmiş Milletler engelli bireylerin hakları beyannamesinde engelli birey doğumsal olsun veya olmasın fiziksel veya zihinsel kapasitesindeki bir yetersizliğin sonucu olarak normal bireysel veya sosyal yaşamın ihtiyaçlarını kısmen veya tümüyle kendi başına sağlayamayan birey şeklinde tanımlamıştır. Dünya nüfusunun önemli bir oranını engellerin oluşturduğu günümüzde zihinsel, fiziksel ya da duygusal özürleri sonucu engelli insan sayısı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gelişmiş ülkelerde nüfuslarının %10'u, gelişmekte olan ülkelerde ise %13'ü olarak tahmin edilmektedir. Ülkemizde bu oran en son araştırmaya göre %12 olarak bulunmuştur. Dünyada 1 milyardan fazla insan engelli kategorisine girmekte. Bunlar arasında yaklaşık 200 milyon kişi ise ciddi işlev bozuklukları yaşamaktadır. Engellilik olgusu önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacaktır. Bunun nedeni nüfusların yaşlanması, ilerleyen yaşlarda engellilik riskinin yükselmesi, diyabet, kalp damar hastalıkları, kanser ve ruh sağlığı bozuklukları gibi kronik hastalıkların dünya genelinde artış göstermesidir. Ruhun penceresi olarak isimlendirebileceğimiz göz, Rabbimizin sonsuz eserlerini değerlendirebilen temel bir araçtır. Görme duyusu, sağladığı zengin duyu girdilerinden dolayı insan hayatında oldukça önemlidir. İnsan, yaşamı boyunca edindiği bilgilerin yaklaşık %80'ini görme duyusu ile sağlar. Öğrenmemizde işitme duyusu %11, koku %4, taklit duyusu %2 ve tat duyusu %1 oranında rol oynar. Görme duyusu, ışık, biçim, boyut, uzaklık, renk ve konum ile varlıkların uzayda pozisyonları ve birbirleriyle ilişkilerini algılar. Görme duyusunda bir bozukluk olmadığında birey tüm öğrenmelerinde öncelikle görme duyusunu kullanır. Görme bozukluğu olan bireyler yaşamları boyunca hareketsizliğe eğilimli olup daha az fiziksel aktiviteyi gerçekleştirmektedirler. Görme engelliler, hiç göremeyenler ve az görenler olarak iki kategoriye ayrılır. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre 2001 yılı itibariyle dünyada yaklaşık 45 milyon ama vardır. Ve 135 milyon kişi de görme eksikliği nedeniyle yaşamını sürdürebilmek için bir desteğe ihtiyaç duymaktadır. Görmeyenlerin %58'i 60 yaş ve üzerindedir. Nüfus projeksiyonlarına göre 2020 yılında 60 yaş ve üzeri kişilerin sayısı 1,2 milyara ulaşacağı, aynı yaş grubunda 54 milyon kişinin kör olacağı tahmin edilmektedir. Görme kaybı olan bireyler işitme, dokunma ve koklama duyularıyla çevreden bilgi toplarlar. Ancak bu duyularla alınan bilgiler daha sınırlıdır ve sürekli değildir. Ayrıca görme engeli olan her birey diğer duyularını kullanmada daha başarılı olamayabilir. Bireylerin görme de dahil bütün duyularından elde edilen bilgileri yorumlama konusunda eğitilmelidir. Genel olarak engelli bireyler ve aileleri toplumun strese en açık gruplarından birisidir. Bu insanlar engelli olmaları nedeniyle hem kamusal alanda hem de özel alanda pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Fiziksel ve çevresel zorluklar yanında toplumdan dışlanma,
ayrımcılık ve toplumsal ön yargılar gibi psikososyal stres etkenleriyle de baş etmeleri gerekmektedir. Peki bu bireyler stresle nasıl ve ne düzeyde baş etmekte? Stresle baş etmek için hangi mekanizmaları kullanmaktadırlar? Engelli bireyler içinde en fazla zorluk yaşayan grup belki de görme engellilerdir. Çünkü görme, insanlarda dış dünyaya ait algının önemli kısmını oluşturmaktadır. Yaşadıkları sorunlar açısından en çok göz ardı edilen grup görme engellilerdir. Ayrıca bu bireylerde psikiyatrik hastalık sıklığının genel topluma göre daha fazla görülmesi beklenebilir. Bununla birlikte klinik tecrübelerde ve genel hasta takiplerinde görme engelli bireylerin psikiyatrik kliniklerine daha az başvurdukları dikkati çekmektedir. Bu durumun birkaç açıklaması olabilir. Bu bireyler engellerinden dolayı psikiyatrik kliniklerine ulaşmakta zorluk yaşıyor olabilirler. Diğer taraftan bu kişilerdeki görme bozukluğu psikopatolojiye karşı koruyucu bir mekanizma olarak rol oynuyor olabilir. Yapılan çalışmalarda görme engellilerde şizofreni hastalığının bulunmadığı ve şizofreni ile görme engeli arasında bir koruyucu mekanizmanın olabileceği vurgulanmıştır. Yine bilindiği gibi görme engelli kişilerde kanser hastalığı da hemen hemen hiç görülmemektedir. Kendisini toplumun bir parçası olarak hissedemeyen görme engelli bireyler yalnızlaşmakta ve içe kapanmaktadır. Yalnızlık ve umutsuzluk duygularını yaşayan görme engelli bireyler bir süre sonra depresif belirtilere yakalanmakta ve bu bireylerin çaresizlikleri artmaktadır. Görme engelli bireylerin depresif belirtileri özellikle 30'lu yaşlarda başlayan ve dezavantajlı grupları önemli ölçüde etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Depresyon, toplumda yaygın olarak görülen, bireyin içinde bulunduğu durumdan dolayı kendini mutsuz ve yorgun hissettiği, günlük işlere karşı isteksizlik, üzüntü ve yaşamdan zevk alamama durumudur. Birey, karamsar düşünceler içerisinde geçmişi ve geleceği ile ilgili birçok şeyi olumsuz olarak değerlendirmektedir. Geçmişte yaşadığı olaylardan dolayı kendini suçlu ve geçmişin gölgesinde gelecek için umutsuz hissetmektedir. Olumsuz duyguları yoğun hisseden birey bir süre sonra yaşamın anlamsız olduğunu düşünmekte, sosyal iletişim performansında düşüş yaşamakta ve iş okul ortamında başarısızlıklarla karşılaşmaktadır. Depresif bireylerin üzüntü hali, kolay sinirlenme, suçluluk hissi, ümitsizlik ve intihar eğilimleri gibi psikolojik yakınmalarının olduğu belirtilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre depresyonun en başta gelen nedenleri arasında engellilik yer almaktadır. Ruh sağlığı ve görme kaybı ile ilgili çalışmalarda görme engelli bireylerin görme kayıplarından dolayı depresyon tanısı aldıkları ve görme kaybının depresif belirtilerle ilişkili olduğu görülmektedir. Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte yaşlı yetişkinler arasında en yaygın üçüncü fiziksel bozulmanın görme bozukluğu olduğunu ve bununla birlikte depresif belirtilerin görüldüğü belirlenmiştir. Görme engelli yaşlı bireylerin yaşam kalitesi ve depresif belirtileri arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. Yani engelli bireyler bir şekilde strese, depresyona açık bireylerdir. Bediüzzaman Said Nursi engelli bireyleri musibet zede kavramı içinde değerlendirmektedir. Sadece görme engelli bireylerin değil, musibet zedelerin her türlü zorluklarla baş etmeleri hadiselere ancak iman penceresinden bakmalarıyla mümkün olur. Gösterilen sabır ve tahammülün uhrevi mükafatları ancak musibetzede şahsı teselli edebilir. Böylece yaşayacağı stres
ve depresyona karşı koyabilir.